Oluyor gündemdeki konulardan biri. Sezin Hanım, sizinle başlayalım. Şimdi bu iddianame ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptınız sosyal medyadan. Biz de okuduk, faydalandık. Sağ olun. Didik didik etmişsiniz, çalışmışsınız üzerinde. Ne gördünüz bu New York Belediye Başkanı hakkındaki iddianamede? Eric Adams'la ilgili bu iddialar zaten vardı bir süredir. Yani mercek altındaydı. Bu konuda dedikodular diyelim veyahut da haberler, dedikoduların da ötesinde, fısıltıların da ötesinde haberler çıkmaya başlamıştı çeşitli kanıtlarıyla ve zaten de bir soruşturma sürüyordu. İşte FBI'da, Amerikan İstihbarat Örgütü de bir takım baskınlar yaptı. Eric Adams'ın, New York Belediye Başkanı'nın yakın çalışanlarının evlerinde aramalar yapıldı. Bu işte bir tanesi Azeri kökenli bir Türk vatandaşı olan bir kadın. Ve orada elde edilenler ve onun ötesinde çok kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş. Ve burada biz tabii mesajların üstünde duruyoruz. Özellikle Eric Adams'ın mesajlaşmaları üstünde. Her ne kadar kendisi silmek, farklı telefonlar, kendi resmi telefonu dışında telefonlar kullanarak bu iletişimleri ve çevresi, onun özellikle kurmaylarının, yakın çalışanlarının da mesajları ve iletişimleri mercek altına alınmış. Ama bunun ötesinde fatura fatura bütün her şey çok kapsamlı bir iddianame ile 57 sayfalık, ama bunun için kanıtları vesaire titizlikle çok araştırılmış diyeyim. Bunu yapan da Damien Williams diye bir savcı. Bu savcı zaten özellikle yolsuzluk davaları konusunda New York'ta uzmanlaşıyor. Ve bu New York'un işte haklarını koruyan kahraman savcı ismi olarak yükseliyor. Yani kendisi de öyle boşa adım basacak sıradan bir hukukçu değil. Bu iddianameyi hazırlayan savcı da zaten dün kendisi işte bu konuda açıklama yaptı. Çok ağır bir açıklamaydı ve açıklamadaki ağırlıklı vurgu bir, Eric Adams bir yabancı gücün, yani Türkiye'den başka herhangi bir ülkenin de adı geçmiyor, yabancı gücün etkisi altına girecek biçimde rüşvet işte kabul etmiş bunun. Ya biz özellikle Türk Hava Yolları'nın ve işte bu onun dışında seyahatlerinde lüks otellerde konaklaması, bütün bu masrafların karşılaması, işte Türk Hava Yolları'nın en iyi işte sınıflarında dünyanın her tarafına uçması. Hatta onun, Eric Adams'ın kız arkadaşı da kendisine soruyor. Niye sürekli olarak hep devamlı İstanbul'a gidiyor? Asker yanıtlarına bakmak istemiş tatil için. O da işte acaba Türk Hava Yolları uçuyor Bir mu? Bunu araştırmışlar Sezin Hanım, bir bilmem vesaire. son 15 saniyeyi bir kaybettik. Tabii Bir ki. 15 saniye geri sarar mısınız? Bu işte hatta iddianamede işte yer alan iletişim içinde Adams'ın kız arkadaşı kendisine soruyor. Niye hep İstanbul? Niye hep İstanbul'a gidiyorsun? Çünkü işte Türk Hava Yolları'nın uçuşları hep İstanbul üzerinden yapıldığı için sadece Türkiye'ye gidişleri gelişleri değil. Aynı zamanda dünyada gitmek istediği her yer, gezmek istediği her yere de Türk Hava Yolları üzerinden gidiyor. Mesela Paskalya Adaları'na gitmek istemiş. İşte bunun da gidiyor mu acaba, yani Türk Hava Yolları uçuyor mu diye işte bunu sormuş vesaire. Böyle maalesef çok acıklı detaylar var. Veyahut da işte bir otel adı geçiyor Türkiye'de geldiğinde kalacağı. O pahalı değil mi, ya da işte öyle bir şey gibi bir konuşma geçiyor. Ona ne, zaten o ödemeyecek ki diyor Türk tarafı, Türk tarafındaki muhatap. Ve bütün bunlar tabii ki şu an New Yorklular tarafından ve onun dışında Amerika tarafından, çünkü Amerika'da en manşet haber şu an bu, bomba gibi gündeme düşen, bunu didik didik ediyor. Ama bu seyahatler işin daha böyle janjanlı kısmı diyelim. Asıl meselelerden, asıl ana mesele Amerika'nın bu işin peşini bırakmamasına neden olacak şey, bir de bağışlar kabul edilmiş. Bunlar da Türkiye'den tabii ki veya yabancı bir ülkeden bağış kabul edilmesi bir Amerikalı siyasetçi tarafından, sadece Amerikalı siyasetçi değil dünyanın her tarafında böyledir. Yabancı bir donörden para kabul etmek mümkün değil. Bu ne yapılmış? Paravan donörler yaratılmış, sahte donörler varmış gibi ve bu bağışlar
o şekilde Eric Adams'ın 2021'deki kampanyası için kabul edilmiş, yetmemiş. Bir de Amerikan sisteminde siz aldığınız bağışlara eşdeğer oranda destek de alabiliyorsunuz, kamu desteği. Evet. O bağışlar ne kadar yüksek olursa o destek de o kadar yüksek oluyor. Evet, ya burada işte tabii burada siyasetin bağımsızlığı için yapılan bir şey. Başarılı bir siyasetçinin aynı zamanda kamu tarafından da o desteği alabilmesi, böylece özgür hareket edebilmesi için. Ama tabii burada Amerikan vergi verenlerin parası, 10 milyon doları, yani Türkiye'den gideni geçtim. Onları belki hani başka şekillerde çözebilir ama Amerikan vergi verenlerinin parasını çarpması tırnak içinde Eric Adams'ın hakikaten belgeleriyle ortada ve Amerikalıların affedebileceği bir şey değil. En hassas oldukları konu. Taxpayers money diye her zaman geçer, en kutsal olan vergilerimiz nereye gidiyor? Biz vergi veriyorsak, ben alın terimle kazandığım ve kamuya verdiğim vergiyi son kuruşuna kadar bilmek zorundayım. İşte asıl mesele bu. Ve Eric Adams'ın davası o yüzden Amerika'da uzun sürecek, çok konuşulacak. Ve beni çok utandırdı, ben çok üzüldüm. Türkiye'nin bu hale düştüğüne, Türkiye'nin bu hale düşürüldüğüne, bir muz cumhuriyetiymiş gibi bu şekilde adının geçmesine. İşte Eric Adams'la ilgili Türk lokumu falan gibi haberler yapıldı manşetlerle. Gerçekten Türk vatandaşlığının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının onurunu çok kıran bir şey bu durum, bu duruma düşürülüyor olmak. Muhalefetten de ben bu tarzda bir yorum, bunun ne bakımdan, hassasiyetini... Sezin Hanım, muhalefete gelelim. Ne bakımdan onur kırıcı buldunuz? Yani Türkiye işte nasıl yaptıysa iktidar bu adamla bir ilişki kurmuş New York Belediye Başkanı'yla ve ona da istediklerini yaptırıyor. Ya istediklerini yaptırıyor değil. Zaten yani ortada yaptırılan bir şey yok. Eric Adams öyle, hatta iddianamede geçiyor bu. AK Parti tarafından, işte yani neyse, işte bu hükümet tarafından gelecekte başkan olacak adam, evet, gözüyle bakılmış. Hiç böyle bir şey bir kere yok. Demek ki Amerikan politikasını hiç okuyamıyorlar. Zaten de bu tarz işlere giren birinin hali Amerika'da ortaya çıkar, çıkmamasına imkan yok. Başkan olacağı varsa olmaz zaten. Siz zaten bu tarz bir ilişkiye girerek veya o kendisi böyle bir ilişkiye girerek kendi önünü kesiyor. Yani mümkün değil. Neyse, zaten bir merdiven izni almak için vesaire, yani bu ortada Türkiye'nin çıkarlarına alet edip hadi rüşvet, bir yolsuzluğa saptı. Ben bir kere bunu kabul edemiyorum. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlet. Cumhuriyetin bu kadar bir yapısı var ve siz onu ne bileyim bir herhangi bir böyle zaten yolsuzluğa batmış herhangi bir, dediğim gibi, muz cumhuriyeti tarzı bir ülkeymişçesine o noktaya düşürüyorsunuz. Bu şimdi Amerikalı iş adamları, Amerika'daki Türk kökenli iş adam, Türk kökenli insanlar hep karşılarına bu çıkacak. Yani o kadar büyük bir manşet ki bu. Tutup da işte rüşvetle iş yaptırmaya çalışan bir alt seviye ülkenin, kendisi zaten yolsuz ve onursuz işlerle çok normal gören bir ülkenin, siz oradaki o kökeniniz o oluyor. Yani bu şekilde anılmak ne kadar utanç verici. Türk evi de bunun sembolü haline getiriliyor. Bütün haberlerde orası var. Evet. Yani orası Türkiye'nin konsolosluğunun olduğu yer. Yani böyle bir, bu boyutta bir yolsuzluk ve bu şekilde anılıyor olmak bana kalırsa çok utanç verici bir şey. Evet. Ve bu dediğim gibi izi kalacak bir şey. Evet. Son onu biz söyleyeyim. Tabii meseleyi, biz meseleyi buradan, hani bu New York Belediye Başkanı'nın işte Türkiye'den ilişki kurduğu kişiler kim? Bu ilişki ne karşılığında kurulmuş? Belediye Başkanı'na ne verilmiş? Karşılığında ne alınmış gibi meselelerle ilgileniyoruz. Ama Amerikan tarafı ülkenin en büyük şehirlerinden bir tanesinin belediye başkanının para karşılığında işte Türkiye'ye teslim olmasını konuşuyor ve Türk evi de söylediğiniz gibi bu manada bir sembol haline geliyor. Çünkü işte yangın çıkabilir ve bunun için gerekli tesisat kurulmamış tespitine rağmen itfaiyenin New York Belediye Başkanı'nın araya girmesiyle uygundur raporu veriliyor. Yani bina açılabiliyor. Ya burada son, kusura bakmayın, biraz bize sorunuzu duyamadım. Buyurun buyurun, devam edin. Buyurun, dinliyorum.
Ya burada bir de Türk Hava Yolları gibi yıllardır Türkiye'nin yatırım yaptığı ve en önemli markalarından bir tanesini de lekeliyorsunuz. Bir tür rüşvet hava yolları, işte bu ciddiyetsizliği ve güvensizliği de beraberinde getir. Ya böyle bir hava yoluysa acaba güvenli mi? Nasıl bir ülke bu? Böyle bir intiba yaratıyorsunuz. Yani bu ben çok ironik buluyorum. Milyonlarca dolar her yıl Türkiye'nin tanıtımı için kampanyalarda harcanıyor. Amerika'da özellikle hedef ülkelerden bir tanesi. Hep Amerikan kanallarında ben haberleri takip ettiğimde de görüyorum Türkiye'nin reklamlarını. Sonra bakın yani nasıl bir şekilde kendinizi rüşvetle iş gördükten. Ya biz çok kanıksadık bunları. Zaten Türkiye maalesef şu an yolsuzlukların dibine kadar battı. Biz bunları çok kanıksadığımız için evet. 10 milyon dolar. Aman işte Türk Hava Yolları ile uçmuş. Bize doğal gelmeye başlıyor. Evet. Muhalefetle ilgili benim de çok üzüldüğüm, uykumu kaçıran nokta bu. Yani Özgür Bey de orada gidip böyle bir açıklama yaparak CHP'liler için de rüşvetin adını jest yapıyor. Ya böyle evet. bir şey olabilir mi? Evet. Şimdi muhalefet kısmını birazdan sorayım. Önce bu iddianame hakkında, bu iddianameyle ortaya saçılan